Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günle, yeni videoyla karşınızdayım. Yine bugün outlet projelerimize devam edeceğiz. Bu sefer dışarıya iki tane outlet takacağız. Bir evin bu tarafına, bir de arka tarafına. Daha önce de bahsettiğim gibi evin önünde sadece dışarıda bir tane var. Yani outlet, power outlet, eğer elektriğe ihtiyacınız varsa biri burada. Bir tanesi de tam olarak evin arkasında. Toplam iki tane var. Yanlarda bir işiniz olduğu zaman genelde yapamıyorsunuz. Kabloyu buradan takıp kabloyu ta oraya kadar yanlara kadar götürüyorsunuz. Çoğu zaman çok zor. O nedenle şimdi yanlara en azından şimdilik birer tane takmayı planlıyorum. Daha sonra belki birer tane daha ekleyeceğim. Yani bunu işin maliyeti, o kapak takması, şu kapak gibi bir kapak var, o 3 dolar. İçindeki priz 40-50 sent bir şey. Bir de bir karış kablo, o da 10 sent olsun. Yani 4 dolar bile tutmuyor toplam maliyeti. 4 dolara priz takıyorsun. 4 dolar, 4 dolar diğer tarafa 8 dolar. Ve toplam tanesi 15-20 dakika falan sürüyor. Yani 40 dakika diyelim en kötü senaryoda. 40 dakikada toplam 8 dolar harcayarak 2 tane priziniz oluyor. Bir sürü işinizi kolaylaştırıyor. Neyse arkadaşlar, şimdi hemen işimize geçelim. Yapmaya hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, next projemiz bu yan tarafta. Outlet'imizi buraya takacağız. Şimdi buranın özelliği şu. Şu kabloyu görüyorsunuz. Şu kablo içeri giriyor. Bu fiber optik kablosu. Şimdi bunun hemen yanında, bunun arkasında, duvarın arkasında hemen AT&T denilen bir şirketin internet kutusu var. Fiber kutusu. Outlet de sanırsam şurada bir yerde, şuralarda bir yerlerde. Şimdi içeriden önce o outlet'i çıkaracağız. Yine deliğimizi açacağız buraya ve buraya o kutumuzu install edeceğiz. Bu bir tanesi olacak. Burayı seçmemin sebebi şu idi. Şimdi bu evin suyu çok sert. Yani Florida'da, daha doğrusu Florida'nın genel anlamda içme suyu aşırı sert. Kireçli gibi. Yani kireçli içerisinde bir sürü chemical var. Buraya bir tane filtreleme sistemi koyacağım. Bir filtre, bir de water softener denilen alet, iki tanesini yan yana koyacağım ve onlar da, bir tanesi galiba elektrikle çalışıyor. Bu onun için çok güzel olacak. Buraya takarsam bu onun için güzel olacak. Bir tane buraya takmayı planlıyorum. Şimdi ilk onunla uğraşacağım. Daha sonra bir tane de buralara bir yerler artık. Şurası olabilir büyük ihtimalle. Yani tam burası olmaz belki de. Şurası bir yer olabilir. Şu beyaz borunun hemen kenarında bir yerde. Orası olur diye tahmin ediyorum. Ondan sonra iki tane de diğer tarafı yapacağım. Şimdi önce uzatmadan direkt bununla başlayalım. Hemen deliği açıp buraya install edelim. Ve sırayla diğerlerini de yaparız. Evet gençler, outletimiz şu masanın arkasında demiştim. Şimdi şu masayı birazcık çekeyim. Şimdi breaker'ı kapattığım için elektrik lamba çalışmıyor. Evet, şurası. Şimdi o kablonun geldiği yer burası. Şeyimiz de burası. Şimdi bunu çıkarıp, şu an burada elektrik yok zaten. Burada elektrik yok. Bunu çıkarıp buradan delik açacağız sadece.
gençler, şimdi prizimizi taktık. Prizimiz gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Şimdi şurasını fazladan kırıldığı için şimdi burayı silikonla kapatacağız. Beyaz silikonla. Temiz de var da beyaz da yapacağım çünkü evin her tarafını boyayacağım için. Şimdi şeyi bekliyorum. Evin her tarafını boyadıktan sonra zaten orayı da boyayacağım. Şimdi silikonu kapatıp bu işte bitmiş oluyor. Evet gençler, bugün son şeyi taktık, prizi taktık. Şimdi onu göstereceğim. Bir tane daha belki takabilirim ama şu anlık malzemem zaten bu kadardı. En son taktığım şeyi göstereceğim. Şimdi bu evin arka tarafı, bu koca duvarda maalesef bir tane koyabildim. Gördüğünüz gibi etrafını silikonladım. Şu an kurudu bu. Dün yapmıştım bunu. Dediğim gibi bu beyaz. Bunları tüm duvar her tarafı boyayacağım için çok problem değil. Bu böyle. Daha sonra zaten evin diğer tarafına takmıştım şimdi. Onu daha önce işte şey diğer tarafa taktığım vardı hatırlıyorsanız. Bir de şuraya takacağım. Şimdi burada bir tane var. Hani evin orijinalinde olan bir tane şurada var. Bakın görünüz zaten şey takılı priz. Bir de şuraya takmışlar. Sonradan takmışlar bunu. O büyük ihtimalle şey. Yani oraya televizyon asmışlar. Oraya sadece yukarı bir şey asmak için kullanılacak bir şey o. Ama güzel bir şey tabii. Hiç olmamasınsa. Şimdi bir de buraya eklemeyi planlıyorum. Çünkü bu koca alanda hiç priz yok. Büyük ihtimalle şurası bir oda. Şurada bir yerde bir tane plak olması lazım. Şuralara bir yere. Yani şuraya olursa daha güzel olur. Çünkü hem bu tarafı daha yakın olur. Şöyle bir yer takmayı planlıyorum ama sonra. Yani bu işimizde, bu outlet işimizde bitmiş oldu bugünlük. Projelere devam ediyoruz. Tabii daha birçok proje var. Yeni videolarla, yeni projelerle. Yine geleceğim. Şimdilik bugünlük bu kadar gençler. Bir sonraki videoda yeni projelerle görüşmek ümidiyle.